Eczeme Eğitim Danışmanlık Merkezi firma sahibi Mustafa Erdoğan'la birlikteyiz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyalım. İsmim Mustafa Erdoğan. Adana doğumluyum. Orta öğretimimi çeşitli ilerde tamamladıktan sonra lisans eğitimi için tekrar Adana'ya geldim. Uzun süre öğretmenlik yaşantımı sürdükten sonra 12 yıl önce de Eczeme Eğitim Danışmanlık Kurumu'nu açtık. Peki Eğitim Danışmanlık Kurumu'nu açarken düşünceleriniz ve hedefleriniz nelerdi? Öğretmenlik yaparken de eğitimin sadece ders vermek, akademik başarı olmadığını farkındaydım. Fakat yoğun koşturma içerisinde doğal olarak sadece ders başarısına odaklanıyoruz. Veliler de olaya genelde bu şekilde bakıyorlar. Bizim bu algıyı değiştirmemiz gerekiyordu. Hem öğrencileri ışık tutmak, hem velileri daha bilinçlendirerek daha etkinli, iyi öğrenciler hayata sunmamız gerekiyordu. Bu maksatla bu kurumumuzu açtık. Ayrıca şunu da bilmemiz gerekir ki hedeflenen merkezi sınavlarda başarı da sadece ders başarısıyla olmaz. O ders başarısını etkileyen birçok faktör var. Biz bu faktörleri mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Peki bu tarz sınavlarda başarılı olmanın gerekleri nelerdir? Bunu 3 aşamada düşünmek lazım. Öncelikle öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesinin üst seviyede olması gerekiyor. Bunu sağlayan şeyler nelerdir? Bir kere sağlam bir mental yapı ve aynı zamanda bu çalışmalarının gerekliliğinin bilincine sahip olacak bir içselleşmiş bir düşünce olması gerekiyor. Bunlardan sonra hazırlık aşamasında da uzman ve doğru ellerde eğitim görmesi lazım. Ama eğitim görmek yeterli değil. Çünkü mutlaka öğrencinin bireysel çalışmalarıyla bunu desteklemesi gerekiyor. Bunu yaparken de bu eğitimin gerekliliğini mutlaka farkında olması, aynı zamanda da uygun koşullarda hiçbir sıkıntıya mahal vermeden bu çalışmalarını eksiksiz sürdürmesi gerekiyor. Sonra sınav aşamasında da ve sınav öncesinde de yaşanabilecek kaygı ve stresle başa çıkabilmesi gerekiyor. Bu anlamda da mutlaka bir destek ihtiyacı var günümüzde öğrencilerin. Her şey tamamlandıktan sonra, iyi bir sonuç alındıktan sonra da doğru tercihler yaparak kişilerin hayata doğru yerden mutlu olabilecekleri ve topluma fayda sağlayabilecekleri bir yere giriş yapmalarını sağlamak. Peki bunları sağlatabilmek için ne gibi faaliyetler uyguluyorsunuz? Bünyemizde klinik ve uzman psikolog arkadaşlarımız var. Onlar burada eğitim danışmanı görevi üstleniyorlar. Bu anlattığım sürecin, çok aşamalı sürecin her basamağında öğrencilerle sürekli ve direkt iletişim halinde oluyorlar. Ve böylelikle süreci kontrollü ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilme olanağımız oluyor. Bu arkadaşlarımız aynı zamanda sadece öğrenci odaklı olsalar bile öğrenci, veli ve eğitim kurumu üçgenini doğru yönetmekle de görevliler bir yerde. Çünkü bu ayaklardan herhangi birinde bir sıkıntı olması durumunda, veli de veya eğitim kurumunda veya öğrenci de problem olması durumunda başarının gelmesi güç oluyor. Bunların mutlaka eksiksiz olarak yapılması lazım ve bunlar da tek elden doğru şekilde yönetilirse başarı kaçınılmaz oluyor. Evet. Peki Mustafa Bey, kurumunuzda nasıl bir ortam sunuyorsunuz? Şimdi öğrencileri doğru yönlendirebilmek için mutlaka iyi tanımak gerekiyor. İyi tanımak için de burada geçirdikleri süreyi maksimum seviyeye çıkartmamız lazım. Dolayısıyla onların uygun ortamlarda, rahat, konforlu ortamlarda çalışmalarını hedefliyoruz. Bu maksatla tüm bünyemizdeki öğrencilerin kendine ait çalışma masaları vardır. Ve artı öğrencilerimiz herhangi bir problem yaşadıkları zaman direkt temasa geçebilecekleri eğitim danışmanları da kurumumuzda mevcut. Her zaman bunlarla iletişime geçip sıkıntılarını ortadan kaldırarak çalışmalarına yeniden yoğunlaşmaları sağlanmış oluyor böylelikle. Bunun yanı sıra zaman zaman deneme sınavları yaparak başarı analizlerini daha iyi gözlemleme şansımız oluyor. Çünkü gidişatı iyi sorgulayamazsanız bazı aksaklıkların da farkında olamayabiliyorsunuz. Evet. Bunları tamamen kontrol altında olması için bu tip uygulamalarımız da var. Tüm bunların yanı sıra da öğrencilerimizle çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Ve zaman zaman da şehir dışında çalışma kampları düzenliyoruz. Bu ders çalışma kamplarında farklı ortamlarda öğrencilerin motivasyonunu daima üst seviyede tutmayı hedefliyoruz açıkçası. Peki kurum olarak başka ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şimdi bizim asıl amacımız şu, topluma faydalı bireyler sunabilmek. Yani asıl amacımız bu. Yani bunu sağlayabilmek için bir kere
öğrencilerin iyi bir insan olabilme kriterlerine uygun olması lazım. Bu bilinçlerde doğru zamanda verilirse ancak şey olur. Yani belli bir zamandan sonra bazı alışkanlıkları kazandıramazsanız istediğiniz sonuçları almanız güç. İyi insan olabilme kriterleri içinde toplumsal duyarlılığımızı arttırmamız lazım. Bu maksatla da özellikle ihtiyacı olan insanların yanında bulunduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar var. Mesela bu tarz ihtiyacı olan insanları sadece ziyaret etmekle kalmayıp onlar için ön hazırlıklar yapıp bazı çalışmalar yapıp onlara özel gösteriler sunuyoruz. İyi zaman geçirdiklerini görmek ve onların da yanında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak adına. Bunun yanı sıra ihtiyacı olan okullarda, çevre okullarda olabilir. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için bir organizasyon. Doğayı da güzelleştirebilmek için ağaç dikimi gibi çalışmalarımız mevcut. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Elzem Eğitim Danışmanlık 12 yıldır var olan bir kurum. Çalışmalarımızda amacımız başarıya giden tüm yollarda eksiksiz işlerini yerine getirmek. Geçmişte de birçok başarıları imza attık. Bundan sonrasında da öğrencilerimizle istediğimiz hedefleri, her öğrencinin kendi potansiyelini en üst seviyede kullanabileceği bir hedefe yoğunlaşmalarını sağlamak istiyoruz. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Mustafa Erdoğan'la keyifli sohbetin sonuna geldik. Bakalım şimdiki durağımız neresi?